Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Bir önceki bitenler videomda da söylemiştim. Artık arayı çok fazla uzatmayacağım. Çünkü çok fazla ürün birikiyor ve ben ürünler hakkında konuşmayı çok sevdiğim için videolar çok uzuyor. O yüzden böyle kısa kısa aralıklarla ürünleri bitirdikçe sizlere anlatmak istiyorum. Bugün de elimde şöyle bir kutu var. İsterseniz vakit kaybetmeden ilk elime gelenle başlayalım. İlki bir saç dökülme ürünü. Hiç videolarda bahsettim bilmiyorum ama ben ciddi bir saç dökülme sorunu yaşıyorum. Son zamanlarda bunu birkaç yıl önce bir kez daha yaşamıştım. Yani böyle saçım kopuyor gibi dökülüyor. Yani kopuyordan kastım dipten dökülüyor ama hani ciddi bir sıkıntı varmış gibi hissettiriyor bana. Özellikle duştayken böyle avuç avuç dökülüyor. Önceki dökülmemde doktora gitmiştim ve tahlil yaptırmıştım. Biyotinimin normal seviyelerin hani en alt sınırın böyle yarısından da az olduğunu fark edip biyotin kullanmaya başlamıştım. Ve o zaman doktorum bana bu serumu önermişti Vichy'nin. Bunu da kullanmıştım birlikte ve direkt saç dökümem tamamen durmuştu. Yine aynı taktiği denedim. Ama bu kez işe yaramadı. Yani bu ürünü tek başına kullandım. Biyotine de başlayalı sanıyorum bir ay oluyor. Bir ay daha kullanmam lazım. Ya saç dökümem bir tık azaldı ama hala oldukça şiddetli devam ediyor. Bu üründen bahsedeyim kısaca. Bu ürünün içinden 18 tane şu boyutlarda böyle tüp çıkıyor. Bir tane de aplikatörü var. Aplikatörü de şu şekilde. Bunu takıyorsunuz ve 2 güne bir uyguluyorsunuz. Yani haftada 3 uyguluyorsunuz. Ve böyle saç diplerinizden gezdiriyorsunuz. Sonra saç diplerinize masaj yapıyorsunuz. Dediğim gibi ilk uygulamamda inanılmaz işe yaramıştı ve ben herkese bu ürünü tavsiye ediyordum. Fakat formülasyonunu mu değiştirdiler, şu an benim ihtiyacım mı başka bir formülasyon emin değilim. Ben de çok işe yaramadı. Ama denemenizden çok bir zarar çıkmayacağını düşünüyorum eğer saç dökümeniz varsa. Çünkü genelde bu tarz serumlar çok pahalı oluyor. Vichy'ninki bir nebze daha uygun diğer muadillerine göre. O yüzden hani böyle bir sorunuz varsa ilk önerim kesinlikle doktora gitmeniz olur. Ama bu ürünü de tavsiye ederim hala. Gerçekten çok bir zarar çıkmaz diye düşünüyorum bu ürünü. Elime ikinci gelen ürün de bir saç ürünü. Ben bunu bir favorilerim videosunda bahsetmiştim. Temmuz olabilir mi? Temmuz, Ağustos galiba. Bu Elsevier Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Kremi. Ben bundan inanılmaz memnun kaldım. Hatta elimde başka bir şey var diye yenisini almadım ama en kısa sürede alacağım. Özellikle yazın. Saçlarınız kabarıyorsa, duştan sonra böyle pof diye şişiyorsa benimki gibi. Hakim olamıyorsanız saçınızın kabarmasına. Bu ürün gerçekten çok başarılı. Yani fiyatına göre özellikle bayağı başarılı. Benim kullandığım en iyi böyle saç dinginleştirici krem diyebilirim buna. İçinde 6 değerli çiçek özü yağı var diyor. Saçı ağırlaştırmadan besler, yumuşatır, parlatır. Ben vaat ettiğini yaptığını düşünüyorum. Bu ürünün kokusu da güzeldi. Evet, kokusu da hoş yani. Efsane değil ama güzel. Dediğim gibi eğer kuru saçlıysanız ve saçınız kabarıyorsa bu ürünü çok öneriyorum size. Bu hareket ne ya? Devam edelim. Bir diğer ürünse bu Yves Rocher'in Pure Blue. Ya benim Fransızcam çok kötü ve güzellik dünyası direkt Fransızca. O yüzden bu konuda kendimi geliştirmem lazım. Bu Yves Rocher'in çift taraflı göz temizleme bazı. Ben üniversitedeyken bunun dışında başka bir göz temizleyici kullanmıyordum. Hatta ben yurtta kalıyordum ve böyle arkadaşlarla odalarımız yan yanaydı. Hepimiz bunu kullanıyorduk. Yani herkes bunu kullanıyor. Birininki bitince diğerinden alıyor filan. Dediğim gibi yıllarca ben bunu kullandım. Bunu böyle sallıyorsunuz klasik. Yağ kısmıyla su kısmı karışıyor ve göz makyajınızı temizliyorsunuz. Ben Bioderma'nın Micellar suyunu alıp deneyene kadar gerçekten en iyisi bu sanıyordum. Ama böyle son zamanlarda da bu yağlı şeyleri kullanmak hani gözümü biraz irite etmeye başladı. Hani gözüm böyle bulanık bulanık görüyordu sildikten sonra. O histen gerçekten rahatsız oluyordum. Ama başka türlü de çıkmaz göz makyajı gibi düşünüyordum. Ama Bioderma'nın Micellar suyu kesinlikle bunu tokatlar. Hani bunu ben almıştım, bitirdim. Bir daha da almayı düşünmüyorum. Çünkü benim artık göz temizleyicim odur. İlla yağlı bir şey kullanayım. Zaten benim göz çevrem çok kuru diyorsanız bunu bir deneyebilirsiniz. Elime gelen bir diğer ürün ise BİM'den. Bunu duymuşsunuzdur sanırım. Yani Instagram böyle kasıp kavurdu. BİM'in siyah nokta ve kir temizleyici burun bantları. Aloe vera içeriyor. İçinde 6 tane var. Fiyatı da 5 lira gibi bir şey. Ben de Instagram'da görüp almıştım. Normalde hiç BİM'e gitmem ama filan diyormuşum. BİM'de çok güzel şeyler satıyor bu arada. Çikolatalar filan da çok güzel. Ara sıra gidiyorum o yüzden. Bunun markası ne? Ritual de Beauty mu? Öyle bir değişik bir marka. Başka bir şeyini de görmedim siyah nokta temizleyicisi dışında. Gerçekten efsane. Çok iyi temizliyor. Çok çok iyi temizliyor. Haftada 2 ya da 3 kullanın diyor galiba maksimum. Evet, haftada 1-2 kez kullanın diyormuş. Ben gaza gelip 3-4 kere kullanmıştım. Çünkü bu böyle bandın üzerinde o böyle çıkan yağları, kirleri görmek çok tatmin edici bir his ya. Böyle ne pismişim falan diyorsunuz.
ne kadar nelerden zevk alıyor bu kız. Ve ben daha önce böyle işe yarayan bir burun bandı hiç görmedim. Burun bandları benim için saçma ürünlerdi yani. Nivea'nın ki falan böyle koyarsınız, çekersiniz, hiçbir şey çıkmaz. Birkaç tane böyle bebek tüyünü alır falan. Bu gerçekten çok iyi. Siz de böyle burun bandı fanıysanız, öyle bir fan club var mı emin değilim ama bu ürünü denemenizi öneririm. İyi tarafı bir de şu, hani fiyatı uygun olunca insan biraz formülasyondan endişe ediyor ama boya, koruyucu ya da paraben içermiyor kesinlikle. Tamamen vegan bir ürün. Çok kötü kokuyor ama yani 10-15 dakika duruyor maksimum. Bence o hiç sorun değil. O yüzden bunu öneriyorum. Nasıl heyecanlandıysam nefesim kesildi anlatırken. Bahsedeceğim bir diğer ürün ise L'Oreal Paris Casting Sunkissed Tropical Renk Açıcı Spray. Fark ettiyseniz hep yaz ürünlerini bitirmişim. Ekim ayında olduğumuz için. Bu üründen ben defalarca bahsettim. Yani 3-4 videoda bahsettim galiba. Bunun bir jel formu var, böyle krem. Bir de bu sprey formu var. Ben önce jel formunu kullanmıştım. Daha sonra bunu kullandım. Hani daha konforlu olur uygulamak özellikle plajda vesaire diye. İlk kullandığımda gerçekten memnundum. Daha çok açıyor çünkü diğerine göre. Ama bu biraz turuncu açıyor saçınızı. Yani ben bunu bitirdikten sonra videolarda da fark ettim izlerken. Saçım böyle bir turuncu turuncu görünüyor. Gerçi şu an nasıl görünüyor emin değilim. Işıklar çok yansıtmıyor gerçek rengini. Ama diğeri jel olan çok tatlı bir sarı şeklinde açıyor. O yüzden ben bunu bitirdim. Bitirdikten sonra tekrar o jeli aldım. İlk kez kullandım. Şu an kullanmıyorum. Çünkü saçımın hani renginden memnunum ama kesinlikle onun rengini daha çok beğeniyorum. Yani onun açışını daha çok beğeniyorum. O yüzden sprey formunda olsa bile bu. Ben jel formunu kullanmaya devam edeceğim. Özellikle yazın kullanmak için süper bir ürün. Çok seviyorum. Bahsedeceğim bir diğer ürün ise Maybelline'in Lash Sensational isimli maskarası. Bunu da videolarımda defalarca gördünüz. Bu benim en sevdiğim uygun fiyatlı maskara. Böyle plastik bir fırçası var. Favori maska alnımda gösteriyorum. En boş alan orası olduğu için. Favori maskaralarımda da bahsetmiştim bundan. Uygun fiyatlı favori ürünlerimde de bahsettim. Gratis'ten alınması gereken 10 üründe de bahsettim. Yani bayağı seviyorum bunu ve bitirdim tabii ki bu kadar sevdiğim için. Bu plastik fırça, ben normalde plastik fırçayı çok sevmiyorum. Maybelline maskaralarını da çok sevmiyorum. Bu benim için her iki konuda da bir istisna. Buna bayılıyorum. Bir tek biraz zor çıkıyor ve bazı arkadaşlarımın da böyle kirpiklerini dökmüş. Hani benim videolarımda görüp almışlar. Sonra dedikten sonra bir daha kullanmamaya karar vermişler. Ama ben de öyle bir kirpik dökülmesi yapmadı. Ürünler kişiden kişiye farklı reaksiyon gösterebiliyor. Ben bundan çok memnunum. Elimde şu an bir ya da iki maskara var. Onların bitmesini bekleyeceğim ve onlar biter bitmez direkt gidip bunu alacağım. Gerçekten böyle uzatan, ayıran bir maskara istiyorsanız bunu cidden tavsiye ediyorum. Çok güzel. Bahsedeceğim diğer ürünse hatta ürünler Essence'in Long Lasting Eye Pencil'ları yani göz kalemleri. Ben ikisini de bitirdim. Bende iki tane vardı. Birincisi Black Fever, siyah olan. İkincisi de Hot Chocolate, kahverengi olan. Önce kahverengiyi bitirdim. Hatta biraz daha var galiba ama çıkmıyor artık. Daha sonra da siyahı bitirdim. Ben bu kalemleri çok seviyorum. 5.75 gibi fiyatları var. Çok uygun. Gerçekten uzun süre kalıyor. Yani suya dayanıklı diyemem. Yani 2-3 saat içinde böyle hafif toplanma yapabiliyor ama çok böyle temel kalemler yani çok büyük bir performans beklememek lazım ama çok kremsi sürülüyor. Dediğim gibi dayanıklılığı iyi, fiyatı uygun. Hani böyle bir kalem alacağım, göz kalemi alacağım zaman benim direkt elim bunlara gidiyor. Ben bunları hani göz içinin yanı sıra en çok şöyle kullandım. O yüzden de bu kadar çabuk bitirdim. Farımı sürdükten sonra eğer siyah bir makyaj yaptıysam bununla gölgelendirdim. Çok kremsi olduğu için çok güzel dağılıyor. Eğer kahverengi bir makyaj yaptıysam da bununla gölgelendirme yaptım. O yüzden hani bayağı tepe tepe kullandım. Bittiler. Tekrar gidip yenilerini alacağım. Bahsedeceğim diğer ürünler ise bu Şifa Home Aksu Vital markası. Bundan daha önce ben gül suyu almıştım galiba gratis'ten. O markaya ait susam ve tatlı badem yağı. Ben bunları böyle birkaç başka yağıyla birlikte karıştırıp saç maskesi yapıyorum. Biraz da böyle kaşıma ve kirpiklerime sürüyorum. Eğer isterseniz size hani böyle ev yapımı saç maskesi tarifimde anlattığım bir video çekebilirim. Bunları zaten başka kapları alıp başka yağlarla karıştırıp dediğim gibi saç maskesi yapıyorum. Bunları da hani bittikçe alırım. Gerçekten seviyorum. Çünkü soğuk sıkım. Ve içinde başka hiçbir koruyucu vesaire yok. Direkt içindekiler susam yağı, içindekiler tatlı badem yağı şeklinde. Ben böyle yalın içerikleri çok seviyorum. Hani içinde korumalar, işte özel teknikler olmayan gayet soğuk sıkımla üretilmiş mis gibi yağlar. Bir sonraki ürünse benim bir kozmetik alışverişim gibi bir videom vardı. Gratis'ten Dirty Works'in bir setini almıştım. Sanıyorum banyo seti gibi bir adı vardı ve bayağı uygundu fiyatı. Bunun içindeki duş jeli. Bu zaten minik boy aslında seyahatler için tasarlanmış ama ben gayet evde kullandım, bitirdim.
o setteki bütün ürünlerin kokusu aynı olduğu için bütünlük sağlaması açısından çok seviyorum. Böyle bir alıp deneyebilirsiniz o seti. Hani çok uzun süre de gitmiyor. Çünkü ben böyle kokulu kremler, işte vücut spreyleri gibi şeylerin çok büyük boyları olunca darlanıyorum artık kullan aynı kokuyu. O yüzden küçük almayı tercih ediyorum. Bunu o yüzden çok severek kullandım. Bir de bununla birlikte şu body scrub'ını kullanmıştım. Yani bu da vücut peelingi. İkisinin de dediğim gibi kokusu aynı olduğu için böyle çok güzel gitti bir arada. Nasıl bir kokusu var böyle... Çok kremsi bir kokusu var. Yani çiçek ağır değil, işte şey meyve ya da şeker baskın değil. Böyle gayet kremsi böyle pudralı bir kokusu vardı. Ben çok severek kullandım bunları. Bahsedeceğim son ürün ise Bath & Body Works'ın A Thousand Wishes isimli mini vücut losyonu. Ben bunu son zamanlarda artık bitmeye yakın el kremi olarak kullanıyordum. Sanırım ben bunu çantamda ne var videomda göstermiştim. Tabi o zaman doluydu. Artık bitti. Her neyse. Bu çok tatlı bir koku. Eğer tatlı şekerli kokuları seviyorsanız ki ben vücut kremlerinde ve vücut spreylerinde çok seviyorum. Parfümlerde çok sevmiyorum. Bunu bir deneyebilirsiniz. Bath & Body Works şu an indirimde değil galiba ama indirimdeyken inanılmaz güzel bir mağaza oluyor. Ben böyle kendimi kaybediyorum. Özellikle mumları, işte vücut kremleri çok seviyorum. Hatta yani Efe'nin kabusudur o mağaza. Caddede de vardı, kapandı. Sonrasında İstinye Park'ta var sanıyorum bir tek. Yani bana en yakın olan o en azından. O da hiç yakın değil. O yüzden çok sık gidemiyorum. İndirimlerde gidip kendimi kaybedip dönüyorum. Bunu tekrar almam muhtemelen. Çünkü yeni bir şeyler denemek isterim. Ama dediğim gibi siz şekerli kokuları seviyorsanız buna bakabilirsiniz. Ve bütün bitenlerden bahsetmiş oldum. Böylece umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.